حکمت سر پر سو نوه هشت میلار مرواش تابه مچنیو هر کسی زن تابه مچنیو از انقش پری مازی چنیو تابه مازی چنیو از انقش پانش کنی جلاجی کو بکران از دعوه که تدمز اسکردو تابه مچنیو ام سرزی هشت میلار وازن ما اول ما پیار هشت میلر وازن ما از نیشکن ما هر چار این کن من نیبن این نیشکن دار بون مونا برج مجمع زیزافا انقا جزوین دشته پیرو کنین هر کس زیزا اخس قایلا یعنی مار هن وریش پا آغای ما شید کرد ظلم حقارت منو قجان مکرد مکرد حفظ بابی قجان مکشت آیدین زی و ایزی شیر بابی قجم بیار و او پیرم بد از پیرم چرا اومد بو تعظیمات اونلارن زاتن بیشیسی یک بی طرفتا اونلاری مغلور اتمیشتر بی طرفتا دا özellikle ده پارا استنیلیور تعظیمات استنیلیور بونلارن مادی امکانلاری یک دها بیلی دوام ادرسه زاتن بی حجز ده گتریور بونلار زاتن بزم اقربالارمزدر hem de komşumuzdur. Eşi şehit olduktan sonra evi buraya köye getirdiler. Zaten başı başına bir perişanlık eşi şehit edilmesi. Ondan sonra köye gelmesi de onların çocukları hepsi ufak. Çalışacak birisi yok. 6-5 kız bir oğlan. O bu bayan sadece kendi imkanlarıyla bu çocuklarını yetiştirdi ve şimdi de devlet onların üzerine tazimat açmıştır. Bu ceza verilen aile yakında tanıdığım bir ailedir. 1990'lı yıllarda şu karşıda gördüğümüz evler tamamen PKK tarafından boşaltılıp ve yıkıldı. Bu aile de o zaman burada artık idare edilmeyecek. Bir tarafta devlet, bir tarafta PKK'nın baskılarına dayanamayıp bunlar Gaziantep ve şeye yerleştirir, Adana'ya. Sonuçta Adana'da devletle şey olan bu eve baskın yapır ve bu adamı orada öldürüyorlar. Burada baktığımızda bütün olaylar, bugüne kadar yüz binlerce insan öldürüldü. Hep insanlar suçlu duruma düştüler. Devlet hiç suçlu duruma düşülmedi. Ya teröristtir, ya ayrımcıdır, ya İslamcıdır, ya derken hep insanlar suçlu. Devlet kendisi hiç suçlu bir duruma düşmemiştir. Oysa düne kadar Roboski katliamını gördük. 30'dan fazla insanı öldürdüler. Bunlar gencecik işte bir okul harçlığı için, bir aile geçimi için öldürülen insanlar şu anda dahi onlar yine suçlu duruma düştüler. İşte bu zulmü bütün dünya görüyor. Artık bu zulme dur dememiz lazım. Artık devlet de kendine gelmesi lazım. Yani bu yaptıkların, yanlışlıkların bir an önce düzeltmesi lazım. Bu bir zulümdür. Kendisi de biliyor. Yani bu insanları öldürüyorsun. Üstelik kalkıp da bu insanlardan para talep ediyorsunuz. Yani bu dedim ya sadece Lüt kavmi döneminde kalma. İnsanları öldürüyordular. O zaman yargıçları bu mazlum insanlara işte bizim askerlerimiz, bizim polislerimiz, bizim yandaşlarımız size taş attıkları halde kolları yürülmüş, elleri bilmem kirlemiş diye bu şeyleri bu insanlardan talep ediyordu. O mazlum halktan talep ediyordu. Yaşıklarını bir an önce düzeltmesi lazım. İnsanları öldürüyorsunuz. Bu ne demek? Adeta alaylı bir şekilde bu insanları üzerine geliyorsunuz. Adamı öldürüyorsunuz. Arada 8 yıl geçiyor. Bu insanlara tazminat davası. Peki bu dül bırakılan, bu yetim bırakılan aile fertlerin bu insanlara hak hukukları kimden sorulur?